Bütün dostlarımıza tekrar merhabalar. Sanırım yakın zamanda sizlere böyle güzel bir göl manzarası sunmamışım galiba. Daha doğrusu burası göl de demeyelim ama göllenmiş bir su kanalı burası. Aynı zamanda doğal su kaynağının çıktığı bir bölge. Burası parselimizin, az sonra tanıtacak olduğum parselimizin tam arka kısmında kalan bir kanal. Ve aynı zamanda bu kanalın üst tarafından doğal su kaynağı çıkmasıyla birlikte buradan aşağı doğru da devam eden bir kanal burası. Burada birkaç çeşit balık var aynı zamanda ve çınar ağaçlarının olduğu bir bölge. Gerçekten çok enteresan, çok egzotik bir yapısı var buranın. Şimdi yavaş yavaş ben sizi parsele gezdireceğiz. Biraz Türkçem bozuk. Ama dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız elbette. Şimdi o doğal su kaynağının ne kadar temiz ve berrak olduğunu, az önce görmüş olduğunuz yerdeki o su göllemesinden dolayı tabii çok berrak gözükmüyor. Ama bakın buradan aşağı doğru da devam eden bir su kaynağı. Aynı zamanda bu suyu hem sulama suyu olarak da burada kullanma şansınız rahatlıkla var. Buradan sadece parselimize doğru küçük bir dinamo yardımıyla suyumuzu parselimize rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Oradan aşağı doğru gördüğünüz gibi böyle bir yeşillik var. Tabii ki şimdi sorarsınız neredeyiz diye. Yine Seydi Kemer ilçemizin Çay Kenarı dediğimiz mahallesindeyiz. Burası gerçekten Çay Kenarı farklı bir köy. Demirler Köyü, Eşen bölgesinden geldiğiniz zaman bir sonraki Kemer istikametindeki köyümüz burası, mahallemiz. Gerçekten hem oturum olarak hem de köyün yerleşik alanı olarak çok enteresan bir bölge burası. Onu da şöyle izah edeyim. Şimdi niçin burası enteresan bir yer? Köyün alt kısmı Eşen Çayı dediğimiz çay bölüyor. O yüzden buranın adı Çay Kenarı adı üzerinde. Bulunduğumuz alan itibariyle de tam köyün merkezindeyiz. Hemen şu evlerin arka tarafında mahalle merkezi var. O yüzden parselimiz tam çevre yoluna cephesi olan bir parsel burası. Ve 1202 metrekare bir alan aynı zamanda. Ve parselin özelliği, şimdi zaten görüyorsunuzdur, çevre yoluna cephesi olması itibariyle ve derinlik olarak yaklaşık bir 60 metre yaklaşık olarak bir derinliği var parselimizin. Şimdi 1200 metrekare olunca, 60 metrekare derinlik olunca ki arka tarafınız kanala hemen o az önce göstermiş olduğum burada ona biz artık küçük bir dere diyelim ve arka tarafınız komple orman ve yeşillik gördüğünüz gibi muhteşem bir güzellik. Şimdi arka tarafınızı bu şekilde çevreleyen bir dere var. Yani hiçbir şekilde başka parsel yok arka kısmınızda. Tabii ki yan parsellerimiz var ama işin diğer güzel tarafı da parselimizin ana yol cephesi olması. Şimdi oradaki o iş makinelerinin olduğu yerde halen çalışma var. Niçin o çalışma? Burada yeni çevre yolu yapılıyor. Yani duble yol yapılıyor burada. Bu duble yol Seydi Kemer'den başlıyor. Kaş'a kadar devam edecek olan bir duble yol çalışması. Tam karşıda görmüş olduğunuz Sera'nın hemen beri tarafından itibaren, yani parselimizin önünden itibaren o Sera'ya kadar olan alandaki boşlukta bir çalışma yapılıyor. Ve oraya yeni çevre yolu, yani duble yol oradan geçecek. O yüzden parselimiz direkt ana yol cephesi olan bir parsel. Eğer ticari anlamda düşünüyorsanız burası köy yerleşik alanı içerisinde ve biliyorsunuz köy yerleşik alanı içerisinde olan parsellere zaten 250 metrekare inşaat hakkınız var. Bununla birlikte buralar muhtemelen ticari alan, yani alt katını buraya 2 kat veya 2,5 kat olarak yapmayı düşünürseniz eğer alt katını da ticari alan olarak burada ruhsat alma hakkınız var. Onu da belirtmiş olayım. Neden? Çevre yoluna cephesi olan yine burada emsal birkaç tane parsel vardı. Daha önce satıldı. Onları da biz bizzat onların üzerine yapılan projeleri inceledik. Ve yapılan başvurular sonucunda bu çevre yolundaki, çevre yoluna cephesi olan parsellerde
Alt katını ticari alan olarak veriyorlar. Üst katını da hane olarak, ev olarak size ruhsat verebiliyorlar. Biz de bunu bizzat yerinde gördük emsal olarak. Evet, dediğim gibi burası gerçekten her anlamda ister yatırımlık diye düşünün, ister oturum olarak düşünün. Çok güzel, muhteşem bir yer. Şimdi diğer mantık olarak sorarsanız, şimdi çevre yolunda araç trafiği çok yoğun olacağını ben size buradan söyleyeyim. Çünkü burası Fethiye, Kaş arasındaki özellikle yaz mevsiminde en yoğun trafiğin olduğu bir turistik bölge burası. Ama burayı az önce belirttiğim gibi ticari alan olarak düşünürseniz ve şu an bulunduğum bölgeye, yani arazinin en arka kısmına evinizi ve o ticarethanenizi arka bölgeye yaptığınız zaman da ön tarafta zaten çok geniş bir boşluk olacak. Oraya da hem araç park yeri hem de orayı çok güzel bir peyzaj çalışmasıyla oraya da güzel bir bahçe, aynı zamanda araç garajı olarak da orayı kullanabilirsiniz. O zaman eviniz arka planda kaldığı için de yaklaşık ana yoldan 50 metre arkada kalacağı için o kadar fazla da bir ses gürültüsü, bir ses veya çok fazla aşırı gürültü alacağınızı sanmıyorum. Bir de buraya yine peyzaj çalışması yapılırken oraya da limon ağacı tarzı ağaçlar dikilmesi halinde, farklı meyve ağaçlarında biliyorsunuz ağaçlar aynı zamanda hem görüntüyü hem de görüntüyü engellediği gibi aynı zamanda sesi de engelliyor o yapraklar. Evet, dediğim gibi burası 1202 metrekare, yani yuvarlak hesap 1200 metrekare ve ticari alan olarak da burayı kullanma şansınız var. O yüzden burası dediğim gibi hem yatırımlık, yani isterseniz yatırımlık, isterseniz oturumluk diye adlandırabilirsiniz. Çünkü ben burada 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum. Buradaki parsellerin artık yavaş yavaş tükendiğini, daha doğrusu imarlı parsellerin artık yavaş yavaş azaldığını ve talep çok fazla, arz yok. O yüzden artık şansınıza son belki birkaç parselimiz daha var, köy içi imarlı. Onun haricinde de onlar satıldıktan sonra da artık bundan sonra buradaki tarım arazilerinin yani tarım arazilerini almak için burada yarış başlayacak. Artık şansınızda diyelim. Ben arayan bütün dostlarımıza da bu konuyu her zaman dile getirdim. Her zaman da dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar anlatmaya çalıştık. Ama şimdiye kadar da buradan arazi alanlar, yani köy içi imarlı parsel alanlar çok şanslı kardeşlerimiz. Bundan sonra artık dediğim gibi çok da fazla imarlı parsel burada kalmamış olacak. Bir an önce, zaten seçimde var, bir an önce elinizi çabuk tutarsanız sizler için iyi olacak, iyi olur. Burası turizmin merkezi, Türkiye'nin göz bebeği olduğu kadar da aynı zamanda burası dünyanın da göz bebeği olan bir bölge diyelim. Ve son olarak yine ifade edeyim, videonun altında açıklama bölümünde parselin bütün detaylarını ve fiyat bilgilerini de oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Yine aklınıza takılan bir şey olduğu zaman da zaten o açıklama bölümünde telefon numaram var. Biz de bizi arayan herkese aklımızın erdiğince buradan vakit bulduğumuz sürece her şekilde bütün bilgileri, detayları buradan seve seve paylaşıyoruz diyelim. Ve şimdilik bu kadar. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve umarım seçimde güzel bir seçim olacak. Ondan sonra da artık kaldığımız yerin devam edeceğiz diyelim. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.